geldiğiz Emriye'nin mutfağına bugünkü menümüzde börek yapacağım, peynirli. Şimdi malzemelerimiz, zaten malzeme olarak bir şey yok. 1,5 bardak su bardağıyla suyumuz var. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. 1 çay kaşığı karbonatamız var. Burada da 3,5 bardak unumuz vardır. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hepsi ılık. Tuzumuzu koyalım önceden. Tuzu bir eritelim. Bismillahirrahmanirrahim. Önceden de ellerimi yıkamışım. Ben bunların hepsini videomun altına yazarım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Şimdi unumuzu boşaltıyorum. Çıtır çıtır bir peynirli börek yapacağım. Şimdi hamurumuzu yoğurdum. Biraz sert hamur oldu bu. 4 bardak un yetti sevgili takipçilerim. Şimdi ben bunu hepsini açacağım birden. Şöyle kıvamı biraz sert bunun. Çünkü sert olduğu için ancak yumuşuyor. Hemen açacağım, bekletmeyeceğim. Azıcık unumuzu sepedim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim, açalım. Hamurumuz sert. Çünkü börek olduğu için çıtır çıtır börek, hamurumuz sert. Yeterince açtım. Fazla açmayacağım, bu kadar açtım. Şimdi yağımızda 100 gram margarin yağımız var. Şöyle elinden sürüyorum. Oda sıcaklığında margarin. Şöyle. Çok güzel bir çıtır çıtır börek olacak. Peynirli. Her tarafına, yani boş yeri kalmayacak, her tarafına süreceğim. Kenarlarına da her tarafına, yani boş yeri kalmasın. İçimlerim, ben bunu güreceğim. Şöyle biraz daha açtıralım elimle. Şöyle. Şimdi dürüyorum. Şöyle hafiften dürüyorum. Şimdi şurasını da şöyle üzdürüyorum, yapıştırıyorum bir şey olmasın, kalkmasın. Şöyle bir yapalım.
Şimdi bunu ben şöyle bir şey yapacağım. Tasın altına koyacağım. Bu biraz 20 dakika kadar duracak. Şöyle kapatalım. Şöyle bir 20 dakika kadar duracak sevgili takipçilerim. Ondan sonra görüşürüz. Şimdi 20 dakikanın arkasından yapmaya başlıyorum. Yumuşamışlar. Şöyle başlarını düzeltelim. Kartıyı kesek mi orada? Şimdi ortadan kesiyorum. Bunu da keselim. Şimdi açmaya başlıyorum. Şöyle bir elini tatlayalım. Şimdi dokunayla açalım. Açalım. Şu kadar açtım, fazla açmıyorum. Şimdi peynirini koyalım. Şimdi peynirini şöyle ortadan koyuyorum. Şöyle. Bol peynirli. Şöyle kenarlarını da hafif katlıyorum. Peyniri çıkmasın diye şöyle peynirin önünde şöyle katlıyorum. Şimdi bunu da böyle atıyorum üzerine. Şöyle atıyorum. Şimdi elimle böyle açtırıyorum. Şimdi tepsimizin içerisine koyuyorum. Çok da gayet güzel oldu. Güzel oldu. Şimdi diğerini yapıyorum. Şimdi ikincisini de yapıyorum. Şöyle.
Şöyle o zaman açıyorum. Bir de enlemesini açıyorum. Mayasız olduğu için biraz masanıza yapışma oluyor. Yine peynirimizi ortaya koyuyorum. Beyaz peynir. Şimdi bunu da aynıyla üzerine atıyorum. Kenarını şöyle katladım. Peyniri çıkmasın. Burasını da böyle katladım. Peynirimi çıkmasın. Şimdi şöyle üzerine atıyorum. Yapıştıralım şöyle ki peyniri çıkmasın. Şunu da üzerinden böyle atıyorum. Şimdi elimle tatlıyorum. Yapışıyor masaya da. Şimdi diğerlerini de yaptıktan sonra görüşürüz. Şimdi sonuncusunu da yaptım sevgili takipçilerim. Çok gayet güzel oldular. Çok muhteşem oldular. Gayet güzel oldular. Şimdi yağını sürerken görüşürüz. Azıcık üzerine de yağ sürüyorum. Şöyle azıcık. Yani margarin başka bir şey yok içinde. Zaten su, tuz, un, maya başka bir şey yok içinde. Şimdi önceden ısıtılmış fırınımıza vereceğim. Mayalama yok, bir şey yok zaten buna. Tepsi mayası yok. Çünkü mayasız olduğu için hemen fırına veriyorum. Çok güzel oldu sevgili takipçilerim. Böreklerimiz pişti maşallah. Çok da çıtır çıtır. Çünkü niye ben kırmayacağım, fotoğraf çekeceğim, onun için kırmayayım. Çıtır çıtır hepsi sevgili takipçilerim. Böreğimiz servise hazırdır. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı da unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Emriye'nin mutfağında kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hayırlı günleriniz olsun sevgili takipçiler.